Hocam hayırlı uğurlu olsun. Sezonumuz başlıyor. Yarın da iki maçımıza kendi sahamızda çıkacağız. Ve takım hakkında bilgilerimizi alalım sizden. Evet, 2019-2020 sezonun açılışını biz aslında bir ay öncesinde yaptık. Takım içerisinde bu yıl maalesef istediğimiz şekilde transferleri gerçekleştiremedik. Yerli ve milliyiz bu sene. Evet, yerli ve milli. Evet aynen. Genç sporcularımız ağırlıkta. Geçen seneden 2-3 sporcum var abla olarak. Onun dışında hepsi lise öğrencisi. Süper Lig'de lise öğrencisiyle yarın göreceğiz. Zor bir mücadele olacak. Çünkü gelen takım bu sene özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmış bir takım, oluşmuş bir takım. Çok iyi bir kadro. Türkiye'nin en iyileri. Hemen ismini de verelim. Yarınki. Kastamonu Belediyesi geldi. Saat kaçta maçımız? Saat 19'da bizim maçımız. 19'da olma sebebi de Pazarspor'umuzun da aynı zamanda biliyorsunuz yarın futbol takımının da maçı var. Futbol maçını izledikten sonra o seyircilerimiz, halkımız bizi de izlemeye gelecekler biliyorum ben. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Çünkü biz geçen sene bir talihsiz kaza geçirdik. O kazadan sonra tabii böyle bir oluşum yeniden başlatmak kolay bir şey değildi. Kulüp olarak da zor tabii. Tahmin edebiliyorum. Halkımız da bu şeyi biliyor. Yeniden başladık. Güzel olan taraf şu. Yerli ve milli olması. Bu kadar yerli çocuğun olması en güzel taraf. Biz mücadelemizi vereceğiz. Evet. Ama kaybetmişiz. Kendi çocuklarımızla kaybedeceğiz. O yüzden üzülmeyeceğiz. Kaybedersek eğer. Güzel bir mücadele olursa da sevineceğiz. Çünkü gençlerimiz bu yolda büyük adımlar atmış olacaklar. Kazanırsak daha büyük bir sevinç yaşayacağız. İnşallah. Dev kazanırsak. Bir takımı devirmiş olacağız. İnşallah. Allah hayırlısına nasip etsin. Seyirciyi de arkamıza almak istiyoruz. Tabii ki. Onlarsız bu salonda spor yapmak çirkin. Öyle çirkin, söyleyeyim. Evet. Onlar hep yanımızda ve arkamızda olacaklar. Onlar bizi alkışlayacaklar ki gelecek nesillerdeki gençlerimiz spora olan bakışları, spora olan istekleri internetlerden, televizyonlardan, evlerden uzaklaşacaklar, salonlara dolduracaklar ki böyle bir salonun ambiyansın içerisinde bu maçlarda onlar da hem seyircilerimiz gelirlerse hem gençlerimiz de gelirlerse pazar spor şehri zaten hep öyle olmuştu. Bundan sonra spor şehrinde efsane olacak. Pazarı efsaneye dönüştürelim diyorum ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başarılar ederim. Diliyoruz. Ben teşekkür çok teşekkür ederim.